Ciltte tam patkesi gelişmiş. Palpasyonla lineer kırık hattı ele geliyor. Bir an önce hastaneye götürüp tomografisini çekmeliyiz. Nerede kaldı bu ambulans? Ambulansı bekleyecek vaktimiz yok. Kasılmalar düzenli. Sıklığı ve şiddeti giderek artıyor. Doğumu evde yapmaktan başka hiçbir şansımız yok. Hakaretsin. Çabuk bize temiz çarşaf getir. Bir de sıcak su hazırla. Bebeği de sarmak için bir battaniye bul. Ben gidip bizim hanımı çağırayım en iyisi. O daha iyi anlar bu işleri. Durum nasıl? Ben yalvarırım, bebeğimi kurtarın. Korkma Zeynep. Bebeğine de sana da hiçbir şey olmayacak, eminim. Suat Bey. Evet. Size bir şey söylemem gerekiyor. Ama öncelikle sakin olmanızı rica ediyorum. Seni dinliyorum Fikret. Arayan Levent Bey'di. Şu anda Eylül'le birlikte sizdelermiş. Bizim evde mi? Zenan düşmüş ve başından ciddi bir biçimde yaralanmış. Levent Bey durumun kritik olabileceğini söyledi. Ayrıca doğum da başlamış. İsterseniz hemen bir başka kardiyolog çağırabilirim. Muhtemelen greft oklüzyonuna bağlı kardiyak arrest gelişti. Hastayı kaybediyoruz. Hemen açık kalp masajına başlıyoruz. Organların oksijenlenmesini devam ettirmeliyiz arkadaşlar. Hadi acele edin. Evet. Buyur doktor hanım. İyice kaynattın değil mi? He ya. Yalnız bu su yeterli olmayabilir. Ben giden bir tencere daha koyayım ocağa. Zeynep, bak şimdi senden sakin olmanı istiyorum. Birazdan kızını kucağına alacaksın. Şimdi. Derin derin nefes al ve yakın. Harika, bak. Bak işte böyle, evet. Evet kızım. Hadi. Bak şimdi birazcık daha gayret edelim, tamam mı? Başaracağız. Şu anda bebeğinin ve rahim kaslarının bol oksijene ihtiyacı var, tamam mı? O yüzden derin derin nefes almalısın. Canım çok yanıyor. Bakın. Hadi birazcık daha derin. Yapamıyorum. Hasan'ın satürasyonu nasıl? 89. Fikret, kalbi normale getirebilirsen sen Safenver'den greft almak için hazırlık yapmaya başla. Tamam. Murat, sen de yardım et. Peki Suat Bey. Başüstüne. Zaten bölgeyi ameliyata başlamadan önce olası komplikasyona karşı tedbir amaçlı boyamıştık. Normal sinüs ritmine döndü. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Aha. Ben sütür yerlerini açıp greftleri kontrol edeceğim, tamam mı? Siz de elinizi çabuk tutun. Peki Suat Bey. Birazcık daha az kalsın, hadi. Doğum onu çok zorluyor. Tansiyonu yükseldiği için kanamayı kontrol altına alamıyorum. Anlıyorum. Baş bir türlü angaja olamıyor. Eğer çocuk asfiksiyede kalırsak kaybedebiliriz. Bana ne olacağı umurumda değil. Bu bebeği doğuracağım.
bu kızı doğuracağım. Hadi Zenan, çok az kaldı hadi. Öyle görünüyor. Senin gibi. Eğer bana bir şey olursa Suat kızımıza iyi baksın. Lütfen böyle konuşma. Senin gibi güçlü bir kıza hiç yakışmıyor. Sena. Şu soldaki oda. Tamam. Kraniumda lineer fraktür var. Ayrıca çok fazla kan kaybetti. Çabuk olun, damar yollarını açıp bolu sıvı desteği başlamalıyız. Çabuk. Hasta derhal postop cerrahi yoğun bakım almalısın. Kontrol hemogram ve biyokimya sonuçlarını bana haber verin. Peki Suat Bey. Acele edin. Hadi biz çıkalım Fikret. Tamam Suat Bey. Tamam Levent. Kapıda karşılayacağız Zenan'ı. Zenan ambulansta. Hastaneye ulaşmak üzere. Doğum gerçekleşmiş. Kafa travmasında hematom olabilirmiş. Hemen tomografi hazırlansın. Siz merak etmeyin Suat Bey. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Ne oluyor Fikret Hanım? Nedir bu telaşınız? Zenan. Evde merdivenlerden düşmüş. Kafasındaki yaralanmaya bağlı beyin kanaması olabilirmiş. Ambulans gitmiş mi? Evet. Bebek ve o ambulansa hastaneye getiriliyorlar. Bebek mi? Zenan doğum yapmış mı yani? Evet. Allah'tan Levent Bey ve Eylül yanındaymış. Suat nerede Fikret? Acil kapısına gitti. Herhalde ambulansı karşılayacak. Hadi çocuklar. Söyleyin, tomografi hemen boşaltılsın. İki numaralı ameliyathane hazır olsun. Kraniyotomi asetini de hazır bulundurun. Fırla. Peki efendim. Zenan gelince önce tomografiyi alacağız. Jülide Hanım'a haber verin, ameliyatı biter bitmez hemen Zenan'ın yanına gelsin. Doğum sonrası komplikasyon var mı ona bakacağız, tamam mı Fırla? Tamam. Çocuklar siz doğru acil kapısına, Zenan'ı karşılayacaksınız hadi. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.